Herkese selamlar. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda başlıkta da görebileceğiniz gibi akıllı saatler bir lüks müdür yoksa bir ihtiyaç mıdır konusunu konuşacağız ve ben uzun süredir akıllı saat kullanan bir kullanıcı olarak benim hayatıma ne gibi faydaları var, neleri en çok seviyorum, neleri en çok kullanıyorum bunlardan bahsedeceğim ama videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki önümüz bayram. Öncelikle tüm izleyenlerimin kurban bayramı mübarek olsun. Bu bayram vesilesiyle sevgili Honor'u rica ettim. Dedim ki böyle bir video çekeceğim, bana hediye edeceğim, çekiliş yapabileceğim bir ürün gönderebilir misiniz? Onlar da bir tane değil sağ olsunlar iki tane gönderdiler. Hemen görünüyor diye tahmin ediyorum. İki tane jelatini üstünde sıfır Honor Band 5 akıllı bileklik hediye edeceğim. Arkadaşlar ayrıca bu videoda görmüş olduğunuz akıllı saatle ilgili tüm detaylar şu anda da kolumda görebileceğiniz Honor Magic Watch 2 ait olacak onu da belirteyim. Hemen çekilişe katılmak için neler yapmanız gerekiyor? Ondan bahsedeyim. Öncelikle YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olmanız, Honor Türkiye'nin aşağıda linkini bulabilirsiniz ve benim Instagram hesaplarımı takip edip son olarak bu video ile beraber eş zamanlı Honor Band 5'in fotoğrafının olduğu bir gönderi paylaşacağım. O gönderiyi de beğenip altına bir yorum yaparsanız çekilişe katılmış olacaksınız. Bayramdan hemen sonra yanlış bilmiyorsam salı günü ilk iş günü. E, sosyal medya hesaplarımdan ben video çekerek zaten çekilişi sizlere gösteriyorum. Öbür türlü yoksa yok tanı daha veriyorsun, şuna veriyorsun, buna veriyorsun diye inanmayanlar oluyor. Yine sosyal medya hesaplarım üzerinden o video ile beraber kazananları görebileceksiniz. İsterseniz yavaş yavaş videomuza geçelim. Şimdi öncelikle başlıktaki soruya cevap verelim. Akıllı saat lüks müdür yoksa bir ihtiyaç mıdır? Bana katılacağınızı düşünüyorum. Akıllı saat lükstür arkadaşlar. Şu anda e, nasıl ki geçmişte akıllı telefonlara lüks diyorduk ama bugün ihtiyaç seviyelerine geldi. Akıllı saatlerde bugün için aslında lüks tüketim kabul edebileceğimiz veya lüks ürün kabul edebileceğimiz bir kategoride ancak Uzun süredir akıllı saat kullanan biri olarak kesinlikle akıllı saatlerin e, gündelik hayatımıza özellikle akıllı telefonda ve akıllı telefonların içerisindeki uygulamalarla uygulamalarla da çok vakit geçirdiğimiz için çok ciddi anlamda fayda sağladığını da yani fayda sağlayan bir lüks olduğunu da unutmamak gerektiği Düşünüyorum. Akıllı saatler benim hayatıma ne katıyor veya ben bir akıllı saat kullanıcısı olarak nelerden hoşlanıyorum, nelerden hoşlanmıyorum? Birazcık bunlardan söz edelim. Şimdi. Bir erkek olduğum için ben kendim için konuşacağım arkadaşlar. Bir erkeğin yani kendi adıma özellikle başka bir aksesuar yok zaten. Ben bileklik takmam, yüzük zaten takmam, kolye çok nadir e, takmışlığım vardır vesaire. Benim için tek önemli aksesuar saat. Ben aynı saati sürekli kullanmaktan çok sıkılıyorum ve böyle bir saat koleksiyonu yapabilecek kadar e, parası olan bir insan olmadığım için akıllı saatler devamlı kadranını değiştirebiliyor olmam dolayısıyla benim çok hoşuma gidiyor. Mesela zaten detayda gösteririm ama şu anda mesela kullandığım akıllı saatin kadranını çok beğeniyorum. Bunu mesela 3 gün, 4 gün kullanıyorum. Ondan sonra böyle Honor Magic Watch 2'nin bu ekranına uzun basarak hem klasik hem de spor görünen birbirinden farklı birçok saat arayüzü var. Bunlardan bir tanesini o günkü kıyafetim, o günkü ruh halime göre geçiriyorum ve biraz da onu kullanıyorum. 3-4 gün onu kullanıyorum. İşin güzelliği eğer bir Android telefon kullanıyorsanız Honor Magic Watch 2 ile beraber isterseniz herhangi bir galerinizdeki fotoğrafı ya kendi fotoğrafınız olabilir, kız arkadaşınızın bir aile bireyinin fotoğrafı olabilir veya internette gördüğünüz hoşunuza giden bir fotoğraf olabilir. Saatinizin kadranına onu uygulayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine saatin kendi içerisinde yer alan e, bu kadran tasarımları haricinde uygulama içerisinden farklı saat tasarımlarını da direkt olarak telefonunuza uygulayabiliyorsunuz. En azından benim bir akıllı saat kullanırken en çok hoşuma giden noktası devamlı aynı saati kullanmıyormuşum gibi gelmesi kadranlarını değiştirebildiğim takdirde ki ben hani çok fazla yapmıyorum ama isterseniz aynı bir klasik saat gibi bu görmüş olduğunuz kayışları da, yine farklı yerlerden satın alarak hem renk olarak hem tür olarak değiştirebiliyorsunuz. Zaten bazılarının kutu içerisinden de biliyorsunuz birden fazla kayış çıkıyor vesaire. O şekilde rahat rahat özelleştirip aslında tek bir saat kullansanız da birden fazla saat kullanıyor musunuz gibi bir hissiyata kavuşabiliyorsunuz. Bunlardan ikincisi yani benim akıllı saat kullanırken bu lüksü seviyorum dememin e, temel sebebi tabii ki akıllı telefonuma gelen bildirimleri saat üzerinden görüntüleyebiliyor olmak. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Normalde işte akıllı telefonunuz çalışırken devamlı titriyor veya her zaman açık ekranında o yeni bildirimi gördüğünüz zaman artık öylesine akıllı telefonlara bağımlıyız ki gidip hemen o bildirime bakma ihtiyacı hissediyoruz ama belki çok ilgilenmediğimiz bir mail geldi veya o an bakmamız gerekmeyen bir mesaj geldi çok alakasız bir uygulamadan bir bildirim geldi vesaire vesaire. Akıllı saat bunu çok kısaya kısa süreye indirgiyor. Nasıl? Bildirim geldiğinizde eğer titresimi açtıysanız kolunuz titriyor. Hemen kaldırıyorsunuz bildirime bakıyorsunuz ve sizin için önemli bir şey değilse telefonunuza geçmenize gerek kalmıyor. Ve o şekilde dümdüz hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Benim o bildirimleri görüntüleyebiliyor olmak dolayısıyla akıllı saat kullanırken en önemli e, fayda sağlayan bana özelliklerden biri bu tabii ki. Bununla beraber her zaman değil ama sık sık akıllı saatim üzerinden telefon görüşmesi yapıyorum. Ben bu konuda başlarda ya akıllı saatten konuşup ne yapacağım? Herkes duyacak işte telefon varken ne gereği var falan diyordum. Ama daha sonra konuşma yapabilen bir akıllı saat kullandıktan sonra anladım ki her zaman telefon yanınızda olmuyor işte. Eve geliyorum mesela. Pantolonumu çıkartıyorum. Pantolonun cebinde kalmış oluyor. Saatten biri arıyor e, evdeyim zaten kim duyacak buradan konuşuyorum Veya işte hani çok ekstrem Yemek yapıyorken falan eğer telefonunuza ulaşamıyorsanız o zamanlarda kullanabiliyorsunuz Yani yine ek olarak bir Lüks içerisinde Güzel bir özellik ben bilmiyorum videolardan fark ediyor musunuz ama geçen seneye oranla falan arkadaşlar önce Askerlik dolayısıyla Ondan sonra da pandemi dolayısıyla Sporu falan saldım misler gibi böyle bir 5-6 kilo falan aldım o nedenle ne yazık ki çok fazla bir süredir spor yapamıyorum şimdi tekrardan yavaş yavaş böyle başlayacağım çok takıldım çünkü o konuya ee, neden bunu anlatıyorum çünkü bildiğiniz gibi akıllı saatler hem spor hem de sağlık verilerini takip etmek isteyen hayatında e, sporu veya sağlık verilerini önemli bir yere koyan insanlar için oldukça güzel özellikler sunuyor. Şeyi falan hiç artık saymıyorum yani işte adımlarınız, yaktığınız kalori. Bu zaten hemen hemen tüm akıllı bilekliklerde ve akıllı saatlerde olan e, bir konu. Burada ürünlerin farklılaştığı konu spor modları. Mesela geçtiğimiz günlerde şu anda kolumda olan Honor Magic Watch 2'ye Yeni bir güncelleme geldi ve hem birçok yaptığınız spora göre otomatik olarak saat onu tanıyıp ona göre işlem yapıyor hem de spor modu olarak yüze yakın farklı spor moduyla beraber artık. Hangi sporla ilgileniyorsanız o yelpazeyi çok genişlettiler. Bu sayede herkesin yapabildiği, yaptığı spora uyum sağlayan bir akıllı saati ortaya çıkartmış oldular. Ben dediğim gibi şu anda çok bu özelliği kullanmıyorum. Hayatımdan e, uzunca bir süredir sporu falan çıkarttığım için ama inşallah tekrardan toparlayacağım. Hani çok hala öyle geri dönülemez kilolar almış değilim çok şükür ki. E, tekrardan spora başladığımda da Sporu yaparken ki nabız biliyorsunuz önemli hani kaç arasında tuttuğunuz onunla beraber ortalama olarak yaktığınız kalori ve yaptığınız spora göre tabii ki onun modunun desteklenmesi önemli. Eğer siz de hayatında spor yapan veya diğer sağlık verilerini takip eden bir insansanız bu lükse sahip olmak hayatınızı kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Honor Magic Watch 2'de benim daha önce gerçekten bilmediğim yani neymiş bu diye araştırınca öğrendiğim bir diğer konu da Kanınızın oksijen yoğunluğunu ölçebiliyor olması arkadaşlar. Bu normalde herhangi bir sağlık problemi olmayan bir insanın %90 ile %100 arasında olması gerekiyormuş. Ve belli başlı yaş gruplarında veya belli hastalıklara sahip insanların bu değerini belirli aralıklarla kontrol ettirmesi gerekiyormuş. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa sağlığınıza bu anlamda dikkat ediyorsanız yine böyle bir özellik sunan bir saati kullanmak bir saati tercih etmek gündelik hayatınızda işinize yarayacaktır Sağlık konusunda benim en çok kullandığım akıllı saatte uyku Hani bakıyorsun da ne oluyor derseniz Aslında çok bir şey olmuyor Sadece ben o kaç saat uyumuşum bu işte uykumda derin uykum fazla mı az mı çok mu hafif uyuyorum bununla alakalı bir de Huawei ekosisteminde yani honor Magic Watch 2'de ve Huawei Watch 2'de gerçekten insanları yönlendiren çok fazla e, güzel öneriler oluyor. Yani mesela diyor ki alkol alımını eğer arttırdıysan bu değerin yüksek çıkar. Onu azalt veya çok geç uyuyorsun. Biraz daha kaliteli uyumak için erken saatlerde uyumaya çalış gibi. Böyle sizin hayatınızı olumlu anlamda etkileyecek geri bildirimlerde bulunuyorlar. Ben sağlık açısından en çok uykuya bakıyorum. Onun dışındakileri zaten spor'u falan bıraktığım için çok fazla bakmıyorum. Kendi kullanımı söylüyorum sadece. Tabii ki herkesin kullanımı farklıdır. Bu arada şimdi Honor Huawei muhabbetini yaptığım için söyleyeceğim. Bana hala çok fazla şey sorusu geliyor. Abi Honor Magic Watch 2 mi alayım yoksa Huawei Watch GT 2 mi alayım? Benim bununla alakalı daha önce bir videom var. İki marka İki farklı ürün, iki farklı fiyat ismi yukarıdan çıkartırım. Aynı saatler arkadaşlar. Bir tanesinin markası Honor, bir tanesinin markası Huawei. Hangisi ucuzsa eğer bu iki saatten birini almayı kararlaştırdıysanız onu alın. Genellikle Honor daha ucuz fiyatlı oluyor. Şu anda da en son kontrol ettiğimde saat üzerinde Magic Watch 2 daha ucuzdu arkadaşlar. Onu tercih edebilirsiniz. Son olarak akıllı saatlerle alakalı geçmişte çok dertli olduğum ve akıllı saatleri kendimden uzak tuttuğum bir konu vardı. O da pil süresi. Çünkü zaten teknolojiyle uğraşan, devamlı ürünleri şarj etmek zorunda kalan, her gün akıllı telefonunu, işte tabletini, osunu, busunu şarj eden bir insan olarak bir tane daha hayatımda ekstra şarj edecek bir ürün istemiyordum. Çünkü akıllı saatler biliyorsunuz ki ilk satışa çıktığında bir günü aşamıyorlardı. Neredeyse bir gün veya en fazla iki gün aralığında şarj etmeniz gerekiyordu. Sonra nihayet şarj ömrü, pil ömrü güzel yerlere çıkan akıllı saatler geldi. Şu anda kolumdaki Honor Magic Watch 2'nin 14 güne varan bir pil süresi var ve bu yalan bir süre değil. Biz bunun daha önce testini zaten yayınlamıştık. Tabii ki kullanıma göre değişiyor ama hani 14 görmezsin de 11-12 görürsün. Yine 10 günde, 14 günde bir akıllı saati tekrardan şarja takmak insanı yormuyor. Ben de o yüzden bir akıllı saat kullanıcısı olarak şu anda eskisi kadar bunu hiç dert etmiyorum. Umarım tabii ki bir ayları, iki ayları falan görürüz. Artık hayatımızdan tamamen neredeyse bu konuyu çıkartmış oluruz. Genel olarak bu videoda Akıllı saat lüks müdür? Evet lükstür cevabını vermek istedim. Ve bununla beraber gündelik hayatımda kullandığım e, akıllı saat deneyiminde akıllı saat bana ne gibi faydalar sağlıyor? Ben hangi özelliklerini seviyorum gibi konularda bulunmaya çalıştım. İki tane Honor Band 5'im var. Honor sağ olsun arkadaşlar. İki tane hediye etmem için ürün gönderdi. Dilerseniz zaten çekiliş koşullarını videonun başında söylemiştim. Aşağıya da açıklamalar bölümüne yazarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.